Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Zümer Suresi 38-42. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ Eğer onlara sorsan, مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri ve yeri kim yarattı? لَيَقُولُنَّ Allah, Allah derler. قُلْ اَفَرَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ De ki, söyleyin bakalım Allah'tan başka çağırmış olduklarınız in eradeniyallahu bi durrin eğer Allah bana bir zarar murad etse hel hunne kâşifâtu durrihi onlar Allah'tan gelen zararı açabilirler mi? Ev eradeni bir rahme veya Allah bana bir rahmet murad etse hel hunne mumsikâtu rahmeti onlar Allah'tan gelecek rahmeti tutabilirler mi? Kul hasbiyallah. Sen de ki Allah bana yeter. Aleyhi yetevekkelul mütevekkilun. Tevekkül edenler sadece ve sadece ona tevekkül ederler. Burada müşriklerin garip bir durumuna dikkat çekiliyor. Onlara eğer sorsan gökleri ve yeri kim yarattı? Allah derler. Yani insanlarda Allah inancı fıtridir. Ve insan fıtri olarak Allah'ı bilir, Allah'ı tanır. Böyle olmakla beraber Allah'a ibadet edeyim derken araya şerikler, araya putlar koyanlar oluyor. Bununla alakalı ey peygamber onlara de ki şimdi söyleyin bakayım bana eğer Allah bana bir zarar murad edecek olsa sizin bu ilah kabul ettiğiniz şeyler, batıl mabutlar o zararı benden açabilirler mi? O hali benden giderebilirler mi? Veya Allah bana rahmet murad ediyor. Onlar buna engel olabilirler mi? Elbette olamazlar. Bu durumda sen de ki, قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ De ki, Allah bana yeter. Allah bana yeter diyebilmek, insanı rahatlatan bir durumdur. Zaten daha önce geçen bir ayette, اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ abde, Yani Allah kuluna kafi değil midir? Elbette kafidir. Nazara verilmişti. Ama tutup da ilahlarımız seni çarpar gibi tehdit edenler oluyor. Buna mukabilde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle demesi emrediliyor. De ki Allah bana kafidir. İşte hasbunallah ve ni'mel vekil. Kur'an'da Ali İmran suresinde geçen bir mana. O da gerçekten çok güzel bir manayı ifade ediyor. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا Onlar öyle kimselerdir ki kendilerine insanlar sizin için toplandı, aleyhinize toplandılar denildiğinde bu onların imanını artırır. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهِ وَنِعَمَ الْوَكِلِ Ve derler ki Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. İşte bir kısım böyle adeta sihirli ifadeler tabirini kullanabiliriz. Etkili ifadeler var. Kur'an-ı Kerim'in elbette tümü ilahi kelam, tümü en güzel ifadelerle. Ama bunlar içinde bazıları daha böyle ayrı bir etkiye sahip, daha böyle meseleyi halledici durumlar. İşte bunlardan bir tanesi Hasbunallah ve ni'mel vekil. Bu gerçekten söylendiği zaman insana muazzam bir enerji veren, insanı rahatlatan bir hüküm. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Hasbiyallahu la ilahe illahu. Yine peygamberimizle alakalı. De ki hasbiyallah, Allah bana yeter. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Aleyhi tevekkeltü, ben ona tevekkül ettim. Ve bu mealde yine Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde bulunmakta ve bunlar Allah'a tevekkülü, teslimiyeti bize ders vermekte. Kul ya kavmi, ey peygamber de ki ey kavmim i'melu ala mekanetikum yani bulunduğunuz yerlerde amelinizi yapın. Ne yapacaksanız yapın. İnni amil ben de yapacağımı yapıyorum. Fesevfe talemun elbette yakında bileceksiniz. Men ye'tihi azabun. Azap kime gelecek bileceksiniz. Yuhzihi. Azap gelip de kimi zillete maruz bırakacak.
bunu bileceksiniz. Ve yahillu aleyhi azabun mukim, ve daimi bir azap kimin başına gelecek, bütün bunları da bileceksiniz. Yani burada hem dünyada hem ahirette başınıza azap gelecek. İşte çok geçmeden külliyatın garip sırrıyla, her gelecek yakındır sırrıyla bunu görecek ve bunu bileceksiniz. İnna enzelna aleykel kitabe linnâsi bil hak. Biz kitabı sana insanlar için hak olarak indirdik. Yani Allah'ın indirdiği bu kitap haktır, gerçektir. Hak vakikatleri beyan etmektedir. Ve hükümler itibariyle hepsi doğru olan hükümleri ihtiva etmektedir. Ve bildirdiği meseleler hepsi hikmetlidir. فَمَنْ اِحْتَدَى فَلِنَفْسِ, artık kim bu ilahi hidayetten istifade ederse kendi nefsinedir. Kendisi bundan yararlanmış olur ve istifade eder. وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا, kim de yoldan sapacak olursa kendi aleyhinde yoldan sapar. İşte diyelim güneş dünyamızı aydınlatıyor. Bizim evimizi de aydınlatır. Ama gündüzün ortasında siyah perdeleri çeksek, kendimizi karanlıkta bıraksak, güneşin bundan bir zararı olmaz. Ama biz o güneşten mahrum kalırız. Hidayet ilahiye kalplerimize geliyor. Eğer biz kalbimizi kapatacak olursak, o zaman kalbimiz karanlıklar içinde kalır. Ama kalbimizi o ilahi hidayete açtığımızda, ilahi hidayet oraya yerleşecektir ve kalbimiz iman nuruyla nurlanacaktır. Dolayısıyla kim ilahi hidayet ile hidayete erse, istifade etse, elbette faydası kendinedir. Kim de yoldan sapsa, kabul etmeyip yoldan sapsa, zararı kendinedir. Ve ma ente aleyhim bi vekil, ey peygamber, sen onlara bir vekil değilsin. Sen onların sözcüsü değilsin. Yani sen onlara tebliğ ile mükellefsin. Tebliğini de zaten yaptın, yapıyorsun. Yoksa her şeyiyle onlardan sorumlu değilsin. Peygambere düşen ancak tebliğdir. Allahu yeteveffel enfus hine mevtihe, ölümü zamanında nefisleri o vefat ettirir. Allah nefisleri vefat ettirir. Velleti lem temut fi menamiha, ölmeyenleri de uykusunda vefat ettirir. Feyumsiku lleti gada aleyhel mevt, ölümüne hükmettiğini yanında tutar. Ve yursilul uhra ila ecelin müsemme, ama uykuda olanın da ruhunu belli bir ecele kadar, belli bir zamana kadar tekrar geri gönderir. İnne fi zalike le ayat li kavmin yetefekkerun. Şüphesiz bunda tefekkür edenler için, düşünenler için ibretler vardır ve ayetler, alacak dersler, ibretler bulunmaktadır. Değerli izleyenlerim, ayet-i kerime gerçekten böyle tefekkürî noktalara dikkat çekiyor. Küçük ve büyük ölümden bahsediyor. Ölüm iki türlü. İşte her gece uyumuş olduğumuz durum, buna küçük ölüm deniliyor. Diğer ölümün bir kardeşi, küçük kardeşi durumunda. Bir de bunun ileride büyüğü. Yani uykuda insan kısmen ölüyor adeta. Ama ölüm geldiğinde, gerçek ölümü insan tattığında çok daha derin bir uykuya dalmış olacak ve o şekilde ruhu bu dünyadan başka bir aleme götürülecek. Burada Allahu yeteveffel enfus hine mevtihe, yani nefisler ölümü anında Allah onları vefat ettirir. Başka bir ayette melekül mevt diye geçiyor. Ölüm meleği vefat ettirir. Bu manada baktığımız zaman, yani Allahu Teala sebeplerle tasarrufta bulunuyor. Dolayısıyla ölüm meleğini gönderiyor. Ölüm meleği emaneti teslim alıyor. Ölüm meleği, bunların başında Azrail Aleyhisselam ve onun maiyetinde başka ölümle görevli melekler de bulunmakta. Bunlar emaneti insandan alıyorlar. Ölüm nasıl?
aslında ölümü o kadar da bilmiyoruz. Ölenleri görüyoruz ama bu ölümü hakkal yakin bilmek değil. Ölümü ilmen biliyoruz ve gözle de adeta görüyoruz. Ölen kimselerde bunu görüyoruz ama insan vefat ettiğinde ölümü hakkal yakin tatmış olacak. Merhum Necip Fazıl vefat ederken son cümlesinin şöyle olduğu söylenir. Demek böyle ölünüyormuş. İnsan bunu ömründe bir defa diyebilir. Bu bir defa tecrübe edilir, ikinci bir tecrübesi yoktur. Ve normalde insanlar uykuda 7-8 saat kalıyor. O 7-8 saat boyunca artık bedendeki fonksiyonlar, ruhla alakalı fonksiyonlar çok daha farklı oluyor. İnsan adeta sağa sola dönüyor sadece. O kadar bir hareketlilik var. Etrafında konuşmalar oluyor, duymuyor. Gelip geçenler oluyor, onları görmüyor. Bu haliyle uyku ölümün küçük kardeşi. Ve insan ömrü boyunca hemen her gün bu hali yaşıyor. Ve diğer gün sabaha çıktığında aslında ruhu tekrar gönderilmiş oluyor. Geriye kendisine iade ediliyor. Bundan dolayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam akşam yattığında Cenab-ı Hakk'a dua ederken Ya Rabbi yüzümü sana yönelttim, ruhumu sana teslim ettim. Bu mealde ifadede kullanıyor. Sabah uyandığında ruhumu bana geri veren Allah'a hamdolsun. Bu ifadeyi de yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kullanıyor. İşte biz her geceki uyku halini adeta küçük bir ölüm olarak görebiliriz. Ve sabah tekrar böyle hayatın başlaması ve kalkmamız, hareket etmemiz bu da ruhumuzun bize bir iadesi gibi ayette böyle anlatılıyor. İnsan uykuya girdiğinde uyanamayabilir de. Uykuda vefat edenler var. Yatıyor, kalkamıyor. Böyle olunca insan böyle yastığa yaslandığında o günün genel bir muhasebesini yapmalı ve ölmeden evvel ölmek, mutu gable entemutu, bu sırrı hissetmeli ve hasibu enfusekum gable entuhasebu, taraf ilahiden hesaba çekilmezden önce kendinizi hesaba çekiniz. Bunu yapmalı. O gün neler yaptı, neler etti? Bir film şeridi gibi gözünün önünden geçmeli. Güzel şeyler yapmışsa haline şükretmeli. Muhakkak eksikleri vardır, hataları vardır. Eksikleri, hataları gördüğü zaman da tevbe, istiğfar etmeli. Ve yatarken yatıp da kalkamamak var. Bunu da hatırına getirmeli. Ve ona göre Allah'a tevbe, istiğfar da etmek suretiyle temiz bir şekilde yatağına uzanmalı. Ve diğer gün uyandırıldığında yeni bir gün başlıyor. Yeni bir gün hem ona hem herkese yeni bir alemin başlangıcıdır. Ve hem ona hem diğer insanlara o günde nice fırsatlar verilecektir. İşte bu fırsatları değerlendirmek için o yeni günü, kendisine verilen yeni günü bir ganimet telakki etmeli. Ve vakit nakittir denilir. Kendine verilen 24 saati nakitten çok daha kıymetli olarak görüp ona göre değerlendirmesi uygun düşer. Burada insan ruhuyla alakalı şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Uyku halinde insan ruhu bir yönüyle yine faaldir. Mesela rüyalar yönüyle adeta gaybtan bazı perdeler açılır, bazı pencereler açılır ve insan ruhu adeta uykudayken öteleri seyreder. Maziyi, müstakbeli adeta seyreder gibi olur. Özellikle sadık rüyada görmüşse gerçekten bir takım mesajlar rüyada ona verilmiş olur. Bu yönüyle bunlar ruhla alakalı durumlardır. Yoksa normalde ceset yatakta uzanmış yatıyor. Sadece sağa sola dönüyor. Ama öte yandan ruh başka alemlerle adeta bir temas halinde, gaybi alemlere müteveccih ve kendine oralardan pencereler açılmışsa bazı şeyleri görebiliyor. Öyle ki mazi hal, istikbal hepsi tek bir zaman dilimine sıkışıp beraberce onları görebiliyor.
Bu insanın ruhunun ispatlarından birisidir. Ve nasıl ki insan rüyadayken ruhen lezzet alıyor veya ruhen sıkıntı çekiyor. Diyelim rüya gören birisi böyle bir savaşta kendini görse veya yılanlar, çıyanlar üzerine doğru geliyor o tarzda görse kan ter içinde kalır. Ama uyandığı zaman bakar ki bu sadece rüyaymış. O zaman elhamdülillah der, haline şükreder. Kabir hayatı ruhani bir hayat. Kabir hayatında insanın artık bedeni çürümüş olacak. Beden dağılıp gidiyor. Eski bir elbise gibi, eskimiş bir elbise gibi. Nasıl ki bir insan eskimiş elbisesini atar, yeni bir elbiseyle yoluna devam eder. Onun gibi ölümle insan elbiselerinden birini atmış oluyor. Artık ruh o zaman mücerret kalıyor. Kendine mahsus latif bir gılafı içerisinde, artık buna enerji beden denilir veya başka şey denilir, adı neyse, kendine münasip latif gılafı içinde ruh berzah alemi denilen aleme götürülüyor ve kıyamet kopuncaya kadarki dönemde ruhun hayatı orada devam ediyor. Ve orada başına gelenler artık rüya değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kabir el-gabr imme ravda min riyadil cenne ve imme hufra min huferin niran buyurmuş. Yani kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kabirle alakalı bize şunu da bildiriyor. Sizden biri vefat ettiğinde ruhu yükseltilir. Ta illiyyuna kadar yükseltilir. Ama kötü bir insan ise onun ruhu yükseltilmez. Onun ruhu siccine indirilir. İşte dünyanın altı adeta küçük bir cehennem, mağma tabakası. 200 bin dereceye varan sıcaklık var. Muhtemelen oranın berzah alemine yönelik bir görevi de var. Ta kıyamete kadarki dönemde adeta orası yeraltı zindanı gibi, aynı zamanda bir ateş, böyle bir azap herhalde o manada bir görevi söz konusu. Öte yandan vefat etmiş olan iyi insanların ruhları artık onlar yukarı alemlere yükseltiliyor ve o yukarı alemlerde, berzah alemi denilen alemlerde kıyamete kadar hayatı devam ediyor. Bunlar tabii bizi bekleyen şeyler. İnsan gerçekten çok böyle acip bir varlık. Bir zamanlar dünyada değildi. Ardından ete kemiğe büründü. Belli bir suretiyle göründü. Ve şu dünyada arz-ı endamda bulundu. Ve bu dünyada görüp görülecek, denenecek ve başından değişik haller geçecek. Bunun neticesinde Allah-u Teala eyyüküm ahsenu amele, kimin ameli daha güzel, bunun ortaya konulması için insanları denemekte, başlarına gelen hallerle bir halden başka bir hale onları çevirmekte. Hayat bu şekilde devam ettikten sonra artık emanet teslim alınacak. İnsanın ruhu görevli melek tarafından alınacak ve münasip olan alem neresiyse oraya götürülecek. Mahkumlar kayıtlı kelepçeli bir şekilde hapse doğru götürülür ama diyelim ki hükümdarın özel misafirleri en güzel böyle bineklerle, en güzel araçlarla onlar da mahalli ziyafete doğru götürülürler. İşte kabir hayatı dediğimiz hayat ruhani bir hayattır. Ayet-i Kerime bunu ana hatlarıyla öz olarak burada ifade etmiştir. İşte uykuda sizi Allah-u Teala küçük ölüme muhatap eder ama ardından da büyük ölüme muhatap eder. Büyük ölümle ruhu kabzedilmiş olanlar artık tekrar dünyaya döndürülmez. Ama uykuda böyle faaliyetleri nispeten azalmış olan bu insanların sabah tekrar ruhları iade edilir ve onlar hayatına devam eder. Cenab-ı Hak imanlı bir şekilde yaşamayı ve imanlı bir şekilde bu dünyadan gitmeyi hepimize nasibi müyesser eylesin. İşte ayetin sonunda Allah-u Teala şöyle bildiriyor. İnne fî zâlike le âyât li kavmin yetefekkerûn.
bunda tefekkür eden kavim için ayetler vardır. Ve böyle mütefekkirlerden olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.